soruşturma genişliyor. 6 kişinin daha ifadesi alındı. Neden? Çünkü bu kişilerin Nevzat Bahtiyar'a bu suçu üstlen teklifinde bulundukları, menfaat karşılığında, belli bir menfaat karşılığında bu suçu üstlen dedikleri ses kayıtları dava dosyasına girdi ve ifadesi alınanlar kimler? Ona bakacağız. Bir de arkamda gördüğünüz fotoğraf karesi var. Ulusal Kriminal Büro yazıyor. Bakın hemen yukarıda. Ulusal Kriminal Büro'nun Narin cinayetiyle ilgili cinayet saatine ilişkin Dara 2 kamerasından elde ettiği görüntülere dair raporu dava dosyasına girmişti. Dün aktarmıştık. İşte oradaki o fotoğraf karesi Tele1.com.tr'de pek çok fotoğraf var. Onlardan bir tek kare şu anda arkamda görüyorsunuz. Bunu anlatacağım ama önce sıcak gelişmelere bakalım. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güren cinayetinde sır perdesi hala aralanamazken yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cinayette suçlanan Nevzat Bahtiyar'ın ailesi, Güren ailesinden suçun üstlenilmesi karşılığında ev ve araç teklifi aldığını iddia etti. Bu iddiayı destekleyen ses kayıtları soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, 11 Kasım'da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına Güren ailesince Hasan K. aracılığıyla kendilerine bir evle amcasına ait ancak ruhsat kaydı Güren ailesinin üzerinde olan bir aracın devrinin verilmesi karşılığında babasının suçu üstlenmesinin istendiği iddiasıyla dilekçeyle başvuru yaptı. Bahtiyar bu iddiasına ilişkin Hasan K. ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin ses kaydını da başsavcılığa sundu. Bunun üzerine ses kaydı deşifre edilerek tutanak hazırlandı. İddialara ilişkin ayrıca 28-29 Kasım'da İl Jandarma Komutanlığı'nca Hasan K. ve tutuklu sanık amca Salim Güran'ın amcası Ali Rıza Güran'ın şüpheli sıfatıyla Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal, oğulları İbrahim ve Ferhat Bahtiyar'la kızı Fadile'nin ise bilgi amaçlı ifadeleri alındı. Hasan K.'nın Ali Rıza Güran'ın Bahtiyar ailesine iletmesi için ben yapmışım dese evlerini getirirdik. Gazal'ın evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyleyebilir misin? Ben onlara diyemem dediğini ileri sürerek başlayan telefon görüşmesi şöyle devam etti. Deseydin enayi var karşınızda. Onlar yapsın. Onun üstüne atsın. Evi versin Gazal'a. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Dünya malına mı kanacağım? Nevzat'ın evini yıktılar. Evine ateş attılar. Ben dedim çocukları bana söylece. Arabamızın devrini bize versinler. Küçük kardeşleri tamam arabanın devri meseleci. Zamanı gelince veririz dedi. Kendileri öldürdü. Onlar kızlarını öldürdü. Bizimkinin boynuna koydular. Sonra teklif göndersinler. Bana söylediler. Ben de söylerim dedim. Söyle. Ayaklarına denk atsınlar. Bana kelimeler söylemesinler amca. Bu fukarayı hapiste çürüttüler. Ne diyeyim? Allah hakkınızı bırakmasın. Amin. Bu fukaranın hiçbir şeyden haberi yoktu. Amca ben evdeydim. Geldi, yemeğini yedi, gitti. Ağaçlarını suladı, onu çağırdı. Ne yaptıysa onun üstüne attı. Suç onundur. Nevzat'ın hakkı ölümdür. Nevzat niye cesetlerini götürdü? Sakladı. Deseydi ben niye saklıyorum? Onu tehdit ettiler amca. Onu tehdit etmeseydi gider miydi? Narin cinayetine ilişkin alınan ifadeler dava dosyasına da eklendi. Evet, şimdi Narin cinayetiyle ilgili dosyaya giren kriminal büronun Dara 2 kamerasına ait görüntüleri dün pek çok haber bülteninde de görmüşsünüzdür, haberlerde okumuşsunuzdur. Şimdi orada karaltılardan bahsediliyor, silüetlerden bahsediliyor. Neden? Çünkü bu kamera uzak çekim, yani bulanık, yani şu görüntüden olay anlaşılmaya çalışılıyor. Sonuçta tam da Narin'in evini, ahır bölgesini, Nevzat'ın evini, aşağı doğru giden yokuşu, bütün o bölgeyi gösteren bir kamera ama çok uzak çekim ve yaklaştığınızda da görüntü netleşmiyor. Sonuçta yaklaşmış oluyorsunuz. İşte bu kamerada Ulusal Kriminal Büro yaptığı özel incelemede bakın normal saatlerdeki görüntüyü şöyle kaydetmiş. Diyor ki ya normalde burada bir şey yok. Ama Narin'in okuldan çıkıp evine geldiği yer ki onun da geldiğine dair görüntüler Tele1.com.tr'de var. İki küçük karaltı. Yani sizin görmeniz, bu ekranda görmeniz çok zor.
Bunu ne kadar büyütürsek büyütelim, belki uzaktan hani okların hemen ucunda iki küçük siyah nokta görebiliyorsanız, işte o iki küçük nokta aslında iki kişi. Yani onlar dik duran ve insan yürüyüşüne sahip iki karaltı. Nari'nin cinayet saati tam da ahırın olduğu bölge. İşte bu rapor ve bu görüntüler şimdi dava dosyasında. Dolayısıyla bütün bu iş avukatların, hakimin, savcının elinde. İlk ifadeler, yani ailenin söylediği ifadelerle tutarsızlıklar var. Yani dışarıda iki karaltı. Narin Nevzat'ın evine gitmiyor. Narin kendi evine gidiyor. Gittikten sonra ahır bölgesinde iki karaltı. Biraz daha ilerleyen bölümlerde Tele1.com.tr'de görebilirsiniz. Araç, aracın ışığı, o araçların yoldan uzaklaşması gibi pek çok aslında ayrıntı ancak karaltılarla, silüetlerle yakalanabilmiş durumda. Bunlar mahkemede, bir ceza mahkemesinde, ağır ceza yargılamasında ne kadar delil olur, ne kadar bir cinayeti için hüküm vermeye yeter, o bizim alanımızın dışında elbette. Onu da mahkemeyi yakından takip ederek göreceğiz. Şimdi Nasuh Mahruki ile ilgili bir gelişme var. Nasuh Mahruki ile ilgili iddianame hazırlandı. Hakkında bir yıldı o. O yıldan yıla demiş. Peki bir silmişler. Bir yıldan üç yıla kadar hapis isteniyor Nasuh Mahruki için. İlk duruşmada ne zaman arkadaşlar? 26 Aralık'ta. 26 Aralık'ta görülecek. Normal şartlarda Nasuh Mahruki'nin zaten hiç tutuklanmaması gerekiyordu ama bu iddianame de onun tutuklanmaması gerektiğini ortaya koyuyor. Çünkü bir yıldan üç yıla kadar yapılacak bir yargılamada en üstten hiç müsamaha göstermeksizin verilecek bir hapis cezasında bile Nasuh Mahruki'nin aslında cezaevinin dışında olması gerektiğini söyleyelim. Dolayısıyla herhalde önümüzdeki günlerde bu konuda yapılacak bir itirazla 26'sından önce dışarı çıkabilir mi? Ya da ilk duruşmaya kadar Türkiye'de çok sık gördüğümüz bir aklı başına gelsin şeklindeki yaklaşım mı geçerli olur? Bütün bunları göreceğiz ama hatırlatalım. Nasuh Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu'nun elektronik oylarla seçim yapılacak şeklinde bazı haberlerin yansıması üzerine elektronik oylarla yapılacak bir seçimde iktidarın hile yapabileceğini, kolayca hile yapabileceğini, bunun önlenmesi için de bazı meslek gruplarının denetimine açılması gerektiğini yazmıştı. Vay sen misin bunları söyleyen dediler. Nasuh Mahruki'yi yalan haber yaymaktan gözaltına alıp sonra da tutukladılar. Hatırlatalım. Bir başka bugün aslında iki protesto gösterisi var. Ankara'da ve İstanbul'da, ki ana haber bültenimizin ilerleyen dakikalarında Ankara'daki protestoyu yerinden takip edeceğimizi söyleyelim. Filistin ve İsrail'le aslında ticaret